Fehmi Koru Ömrümü Yedin Ey Kırmızı Kitap ne yalan söyleyeyim kırmızı kitap konusunun yeniden popüler olacağını rüyamda görsem inanmazdım. Hani Metin Akpınar'ın başrol oynadığı Papatyam dizisinde evin büyük oğlu karısına ömrümü yedin deyip dururdu ya kırmızı kitap konusu da benim ömrümü yemiştir işte. Meslek hayatımda kim bilir kaç kez ülkeyi yönetmeye aday kadroların iktidara gelince çizgi değiştirdiği gerçeğini şaşkınlığını yaşamışımdır. Benden kıdemli gazeteciler nasıl oluyor bu soruma karşılık tebessüm eşliğinde telaffuz ederlerdi kırmızı kitap sözcüklerini. Devletin herkese aynı çizgiye getiren gizli anayasası siyasi kadrolar değişse de devlette devamlılığı sağlayan temel metin olarak. Farklı uygulamalar söz konusu olduğunda bir genel muhtemelen dönemin MGK Genel Sekreteri Başbakan'ı ziyaret eder ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi adını taşıyan kırmızı kitabı Başbakan'ın masasına atarmış. Bakanlara belgenin bütünü gösterilmez yalnızca kendi alanını ilgilendiren sayfaları okutulurmuş. Pek çok bakanlar kana doğru mu sorusunu yönelttiğimde sergiledikleri çaresizlik görülmeye değerdi. Kırmızı kitabın günlük siyasi tartışma diline girmesini Mesut Yılmaz sağlamışsa da onun ağzından çıkanı yaygınlaştırmada benim payım büyüktür. Hatırlatayım, Tansu Çiller Başbakan olup Kürt sorununun çözümü için arayışa girdiğinde Kürtçe TV ve eğitimden söz etmeye başlamıştı. ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın konuyu MGK'ya getirdin mi diye sesini yükselttiği duyuldu. Kırmızı kitap sözcükleri de ilk defa onun ağzından bu vesileyle gündeme girdi. Siyasi tarihimizde kırılma noktası teşkil eden 17 Aralık 2013'ten bir hafta önce son kez söz edilmişti Kırmızı Kitap'tan. Star Gazetesi Gazetesinin yalanları bitiren belge başlıklı manşet haberinde 6 Aralık 2013. Gazete 1999'da alınan bir kararla özel eğitim kurumları üzerinde uygulanan baskıyı ve dini vakıfların yurtdışı faaliyetlerini rejim aleyhtarı sayan kararların 14 Aralık 2010 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında kaldırıldığını duyurduğu haberinde kırmızı kitap diye anılan milli güvenlik siyaset belgesinin değiştirildiğini de okuyucularına müjdeliyordu. Dört yıl sonra yani günümüzde yeniden değiştirileceği anlaşılıyor kırmızı kitabın. iç tehditler arasına legal görünümlü illegal yapılar eklenerek. Amerika'nın da başkan imzasıyla her beş yılda bir kongreye sunulan güvenlik riski taşıyan konuların sıralandığı bir milli güvenlik siyaset belgesi var. Aradaki en önemli fark Amerika'daki belge kitap halinde yayınlanıp aleniyet kazanırken bizdekinin kem gözlerden saklanmasıdır. Orada anayasal ve yasal sınırlar içerisinde kaleme alınan belge. ...bizde anayasadan ve yasalardan üstün tutulan bir gizli anayasa muamelesi görüyor. Cumhuriyet ve demokrasi ideallerine ters düşerek, talihsizlik, kırmızı kitap sözcüklerinin o kavramı tarihe kavuşturmakla yakın zamana kadar övünen bir siyasi kadro eliyle yeniden günlük kullanıma sokulmasında. Legal görünümlü illegal yapılar formülünün bugünkü şartlar değiştiğinde kendilerine uzak olmayan çevreler içinde kullanılabileceğini düşünmüyor olmalı AK Parti kadrosu. Mecliste görüşülmekte olan ceza yasası değişikliğinde öngörülen makul şüphe kavramı gibi AK Parti'ye uzak olmayan kesimler hatta bizzat iktidar sahipleri için bile kullanılabilecek esneklikte bir kavram o da. Önceki iktidarlar dönemlerinde yazdığım türden bir uyarı yazısı bu. Eskiler kulak asmamışlardı. Bildiklerini okudular. Ne yapalım kaderim bu benim. Böyle yazılmış yazım. Fehmi Koru, Habertürk.